biraz işin sunum biçimlerine girelim. Hangi işin sunum biçimlerine? Şu işin. Bir şey ne kadar mükemmelse, ne kadar e, profesyonelse, ne kadar temizse, ne kadar ilerlemişse, ne kadar mucizevi mucizeviyse, ne kadar bal dök yalaysa ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar biliniz ki orada soru işaretleri nin belirmesi gerek çünkü bu tarz ne kadar en en ene ulaşmak için o kültürün o çevrenin o biyotopun o ortamın o tabii ki edebiyat için konuşuyorum. topografyanın o denli bastırmış olması gerekiyor. Dolayısıyla edebiyatta ütopya aslında bir oksimorondur. Yani ütopya bahsediyor ya mükemmel bir a, varoluş komüniteryen varoluş biçimi olarak karşımıza çıkıyor ya. O denli aslında uzaklaşmıştır ve varlığını sürdürme gerekçesi süresi o denli kısadır. Yani ütopya nedir? Gerçekten olmayan bir yerdir. Sadece olmayan bir yer değil, olamayacak bir yerdir. Çünkü Ütopya o kıvama geldiği an e, sebebiyet verdiği bastırmadan ötürü bir implozyonla yok olur değil mi? Bakıyoruz son yılların e, sinema filmlerine. Yine örnek olarak şeyi vereceğim. Kutsal giyin ölümünü vereceğim bu bağlamda. Bakıyoruz her şey mükemmel değil mi? Güzel bir kadın, iyi bir anne, tırnak içinde. Güzel bir ee, eş, göz doktoru bir kadın. Oftalmolog göz doktoru. Yani aslını nedenli reddetmiş. Göz doktoru ne demek? E, aydınlanmacı fallik bakışı sürekli kılmak demek. Yani kadın aslında kadınlığını reddetmiş oluyor değil mi mitolojik bağlamda? Kadınlığını reddettiğini nerede görüyoruz? Ölüleri adeta dirilten kocası, kalp doktoru e, onunla sevişeceği zaman e, narkozlu hale geçiyor değil mi? Donuyor, donuyor. Bakınız, kadın gözü iyileştiriyor. Erkek de kadın için her şey ters düz olmuş. Bir meduza, meduza bakışı fırlatıyor erkek kadına. Eve bakıyoruz, bir tapınak gibi değil mi? Tertemiz, inanılmaz profesyonel. Yani orası artık bir ev değil, bir ailenin Kafasını e, soktuğu bir yer değil. Orası artık... Dünyadan soyutlanmış bir... Mikrokozmik dünya değil mi? Hastane ona keza. Her şey mükemmel. Ne oluyor? Böyle mükemmel olduğu zaman... Çok fazla bastırıldığı zaman... Doğa vakumlandığı zaman... Yani doğa tamamen bunun dışına itildiği zaman... En küçük gözenekten en küçük toz zerreciği neye sebebiyet verebiliyor biliyor musunuz? Bütün bu konstrüksiyonun yerle bir edilmesine sebebiyet veriyor. O yüzden e, tekrarlıyorum. Ütopya hakikaten olmayacak bir yer, olamayacak bir yer. Tek gerçek neresi biliyor musunuz? Distopya. Distopya ne? Kültürün vakumlandığı bir yer. Doğanın olduğu bir yer. Demek ki distopyanın temelinde ne var? Ee, doğal durum var değil mi? O yüzden distopyalar hep kültür kuramsal bağlamda bir kıyamet misali ufukta hep beliriyor değil mi? Hep ufukta beliriyor. Doğayı ne yapamıyorsunuz? Kapı dışarı edemiyorsunuz. Neden? Çünkü sizin kendiniz doğanın bir parçasısınız. Kendiniz yani ancak robotla robot olduğunuz zaman e, öyle mükemmel ütopyalarda var olabilirsiniz. Bu da mesela bizi tekrar nereye götürüyor? Edgar Allan Poe'nun Kızıl Ölüm'ün maskesine götürüyor değil mi? Dolayısıyla şimdi bunu felsefe tarihine e, uyarlamam lazım. Platonik idealizm kesinlikle bu ütopyaya tekabül ediyor. Mümkünatı yok böyle bir şeyin. Sırf beyin cimnastiği sırf kendini artık olmuş sanan toplumların e, entelektüel dışa vurumudur Platonik felsefe. E, aydınlanma Kant kategorik imperatif. Sırf dünyayı kendi ütopyası gibi kabul edenlerin felsefesidir bu. Yok öyle bir e, bolluk Yok öyle bir dünya, dünya yok bu dünyanın varoluşuna aykırı bir şey. Son derece dolayısıyla hayata yabancı. Hayata yabancı. Yani Platonik felsefe ve Kant aydınlanması sadece buna göre programlanmış robotlara yönelik. Eğer güzel bir kadın gördüğünüzde ...ya da herhangi bir şeyi arzuladığınızda... ...bütün bu platonizmler, bütün bu aydınlanmalar ne oluyor biliyor musunuz? Al aşağı oluyor. Bahsettiğim toz zerreci. İlginçtir. Bu felsefi... Aa, ...akımların en büyük korkuları kıyamettir. İşte erken Hristiyanlık döneminin... ...kıyamete, günlerin sonundayız demesinin demelerinin sebebi bu. Roma'nın tam Augustean döneminde yani Octavian döneminde dünyaya borusunu öttüren büyük devletin klasisizminin ortasında kimler? O toplumun dışlananları. Yani Roma neye dönüşmüş? Gücünün doruğunda, senitinde, klasisizminde. Ama ötekilenmiş olanlar, Mesela Hristiyanlar, mesela Museviler, onlar ise özellikle Hristiyanlar kimi bekliyor? İsa'nın geri dönüşünü bekliyor. Bu düzeni yerle bir etsin diye sıkı tutunun. Burada İsa kültür kuramsal olarak doğayı temsil ediyor. İsa değil aslında kim biliyor musunuz o? O Apollon'a karşı yaratılan Dionysos. Zaten Hristiyanlığın böyle Levant'tan Avrupa'ya doğru yayılmasının sebebi bu. İnsanlar onda iki defa doğan tanrıyı görüyorlar. Dünyozos'u görüyorlar, ölümlü bir kadından doğma. İnsan zerresi, insan taneciği var o tanrıda. Apollon gibi pür bir tanrı değil, klasisizmi temsil eden. Görüyorsunuz bu gizem dinleri Tanrı ölüyor ve diriliyor insan gibi. Yani sadece görünürde antropo, antropomorfik değil, varoluş biçimiyle de antropomorfik. Ölebiliyor ve Tanrı olduğu için yine etten kemikten dirilebiliyor. Ha sonra bakınız iş bozuluyor. Miracıyla aa, yükseliyor ya göğe. Orada yine bir apolonikleşme var. Orada yine bir platonikleşme var. Değil mi? Yani ...hüir pak bir biçimde tutamıyor erken Hristiyanlık da bu Diyonizyak tarafta. Hristiyanlığın misyonerlik bağlamındaki ya da yayılma bağlamındaki başarısı... ...kesinlikle Hristiyanlığa geçen insanların bu Diyonizyak unsurları keşfetmeleri... ...tabii ki bu da Hristiyanlığı yaymak isteyen insanların çok akıllı davrandıklarının göstergesi değil mi? Hristiyanlık o açıdan bakıldığında üç kitap dini arasında en tırnak içinde pagan olanıdır. Her günün bir kutsalı var. Her mekanın bir genius lokisi, bir 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 bir, bir e, mekan perisi, cini var. Her mesleğin bir koruyucu e, kutsalı var. Her eylemin bir bir bir, bir koruyucusu var. Niye görüyoruz? Aslında bütün pagan gelenek, geleneklerin, tanrıları, daimonları, hristiyanlaştırılan bütün bölgelerin eski e, unsurları ne oluyor? Dahil ediliyor Hristiyanlığa. Hristiyanlık da korkunç yüklü, pagan bir e, karışıma dönüşüyor adeta. Hristiyanlığın büyük başarısı... ...yayılma açısından ve dünyanın en büyük monoteist dini olması açısından burada. Bu da bize neyi göstermesi gerekir? Bakınız, Hristiyanlık neyi reddediyor? Musevili Musevilikten farklı olarak. A, Hristiyanlık doğayı reddetmiyor. İnanılmaz, a, püri pak a, her insani unsurdan arınmış bir... A, ...ütopya inşa etmiyor... Onu Museviler yapıyor. O yüzden Musevi olmak çok zor. O yüzden Museviler bu kadar az. O yüzden Museviler tarihleri boyunca hep takibata uğramışlar. Çünkü kendilerini hep platonik anlamda daha farklı bir yere koymuşlar. Onlar seçilmiş kavimdir. Tanrı tarafından seçilmiş kavimdir. Değil mi? Onlar takibata uğradıkça, onların ütopyası kitleler tarafından imha edilmeye çalışıldıkça... ...onlar daha da çok birbirine kenetlenip geleneklerini ne yapıyorlar? Ee, diğer nesillere aktarabilme e, şansına, çok küçük bir e, toplum olsa bile e, aktarabilme şansına eriyorlar değil mi? Dolayısıyla... Bu çok önemli bir şey yani ne kadar mükemmeli ulaşıyorsanız, ne kadar pürüzsüzlüğe varıyorsanız o pürüzsüzlüğün pürüzsüzlük derecesinde bir facia ile, dengelenme ile karşılaşması o denli olası ee, kılınıyor değil mi? Olasılık e, git gide yükseliyor. Doğadan ne kadar uzaklaşırsanız Platonizm budur. Doğadan ne kadar uzaklaşırsanız, doğanın dinamini ne kadar terk ederseniz, statikleşirseniz, doğa sizi o de o şiddetle ne, yap, ne yapar? Ayaklarınızın sağlam biçimde toprağa, yere basmanızı sağlar, değil mi? Bu bağlamda çok severek derslerimde de işlediğim Goethe'nin bir şiiri var onu okumanızı tavsiye ederim. İnsanlığın sınırları diye. Orada insanı çok mükemmel bir biçimde tarif ediyor Goethe. Şöyle diyor. Diyor insan diyor yıldızlara uzanmamalı. Çünkü eğer yıldızlara uzanırsa parmak uçlarına kalkmak zorunda, bir şeyin üstüne çıkmak zorunda. Bu sefer rüzgarlar onu devirebilir ve her şey tuz buz olur, yerle, bir, yerle bir olur bütün ulaşmaya çalıştığı şey. Çok güzel yani. Göğüt'e burada diyor ki insan... ...tanrı olmaya kalkışmasın. Kendisini putlaştırmaya kalkışmasın. Eğer bunu yaparsa her şey tuzbuz olur. Ne yapması lazım? İnsanın haddini bilmesi lazım. Burada biraz böyle bir trajik düşünce var. Yani ne kadar yükselirsen o kadar uzun ve o kadar derine düşersin. Öte yandan aynı göğüte aynı şiirde diyor ki... Aynı zamanda insan, insan olduğu için bir meşe ağacı gibi ağır bir biçimde ayakları, kökleri yerde olmamalı ve sırf yeme içme için yaşamamalı diyor Goethe. Yani bu da inanılmaz arsız tırnak içinde sırf güdülerini yaşayan insanlara bir eleştiri. Dolayısıyla ki bu şiir Alman klasisizminin marşıdır adeta baş şiiridir. Göytede de Göte bile diyor ki ne fazla ütopyalaşacaksınız. Dolayısıyla fazla ütopyalaşmazsanız platonikleşmezseniz o denli de yere de yakın olursunuz. Ama sırf yere yemeye içmeye çoğalmaya ve her türlü boşaltı boşalıma da çalışmayınız diyor. Yani niye tavsiye ediyor Goethe? Bakınız Alman klasisizminin e, harika unsuru budur. Aşırı e, platonik ve aydınlanmacı değildir. Öteki tarafı da, ötekileştirilen romantik ve karanlık tarafı da... ...bir eşit olarak kabul eder. Bunu da en güzel kanıtı gayet tabii ki Goethe'de. Faust tragedyasıdır. E, değil mi? Faust e, insanlığı tarif eder. İnsan için en ideal yer neresidir? Ne Kaf Dağı'nda, Olimposlar'da ne de yerde sürünen bir saksı bitkisi gibi, bir arsız bitki gibi sırf kendini düşünen ve her diğer her şeyi saran ve boğan e, bir e, varlık olmaması gerekiyor. E, İkisinden de kararınca, harmonik bir biçimde, kalbinde, göğsünde birleştirmesi gerekiyor diye diyor... E, ...Alman Edebiyatı'nın kontu, Johann Wolfgang von Goethe...